Merhabalar, STM 8 programlama serisinin 5. videosu ile birlikteyiz. Bu videomuzda geliştirme ortamımızı inceleyeceğiz. 3. videomuzda çıkartmış olduğumuz dosyayı açıyoruz. Standard Preparer Library'e giriyoruz. Project. Daha sonrasında Template dosyasını açtık. Proje dosyamız burada. Burada STM 8S altları ITC dosyası. Mikro denetleyicinin kesme rutinlerinin olduğu dosyadır. Main ana dosyamız, yani kodlarımızı bu dosya içerisinde yazıyoruz. EVSTM 8'e giriş yapıyoruz. Sonrasında ER'la çalıştıracağımız dosya bu dosyadır. Buna çift tıklayıp açıyoruz. Bize projenin eski formatta olduğunu, yenisini çevirip isteyip istemediğimi soruyor. Evet diyoruz. Ve geliştirme ortamımız şu an açılmış bulunmakta. Sekmelerimizi açalım. Main C dosyamızı açtık. Main dosyamız burada. STM 8 eval. STM 8 evali biz kullanmayacağız. Workspace tarafındaki açılır pencereden kendi işlemcimizi seçeceğiz. STM 8'i sil 3. Gerekli güncellemeleri yaptı. Öncelikle main dosyamızı bir derleyelim. Make all diyerek güncellememizi yaptık. Gördüğünüz gibi buradaki bütün noktalar kalktı. Herhangi bir hatanın olmadığını bize söylüyor. Geliştirme ortamı açıldığında sizde bu şekilde siyah veya farklı renkler çıkmayacaktır. Sizde beyaz renkler çıkacaktır. Öncelikle dilerseniz bunu nasıl değiştireceğimizi öğrenelim. Tools, Option. Burada Common Fonts'tan kullandığımız yazının fontunu, büyüklüğünü değiştirebiliriz. Buradan herhangi bir şey kısa yol atamak istiyorsak buradan seçeceğiz. Dil sabit kalacak. Editör. Kod satırlarını göster gibi seçenekler mevcut. Buraları değiştirmeyeceğim. Evet. Arka plan rengi ve yazı renklerini buradan değiştiriyoruz. Buradaki font kodumuzu yazarken kullandığımız fontlardır. Burada yapacağımız değişiklik burayı etkileyecektir. Syntax Coloring'de bunlara tıklayarak buradan istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Siz de kendinize göre bir seçim yapabilirsiniz. Siyah ekran üzerinde beyaz çalışmak daha iyi oluyor. Gözü fazla yormuyor. Background color seçeneğiyle de arka plan rengini seçip değiştirebiliriz. Burada unutmamamız gereken, buradaki seçeneklerin tamamı arka planı siyah yapacaksak siyah olan yazı fontlarını beyaza çevirmemiz gerekiyor. Yoksa o satırlar görünmeyecektir. Burası da debug yaparken verilerin güncelleme sıklığını seçtiğimiz kısım. Yine burası da gösterilen değerlerin hangi formatta olacağı ile ilgili. Buralara herhangi bir değişiklik yapmayarak tamam diyoruz. Option Bytes mikro denetleyicimiz takılı olduğu zaman gelecek. Cihazın takılı olmadığını söylüyor. Auto Indent bunu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Kısa yolu Ctrl T. Bunu Ctrl T'ye basarak bütün hepsini aynı hizaya alabiliriz. Ctrl K seçeneği o bloğun yorumlanmasını sağlar. Yorumlanan satırlar proje derlenirken işleme katılmayarak derlenir. Yine Ctrl Shift K'da yorumlanmış satırları kaldırma işine yarar. Onun haricinde proje ayarlarına geçelim. Project satırımız seçiliyken sağ tıklayıp Options'a geliyoruz. Buradan General Option dediğimizde mikro denetleyicimizi buradan seçeceğiz. Şu işareti tıkladıktan sonra STM 8S buradan kullanacağımız işlemci STM 8S 103 F3 olacak. P6U'dur bizim işlemcimiz. F3P. P olacak yani. Kod model medium
ve data modeli medium'da kalabilir. Bunları ileride değiniriz. Çıktılar, dokunmuyoruz. Library configuration, yine buraya da dokunmuyoruz. Yani burada bazı kütüphanelerin kullanımıyla alakalı şeyler var. Library options, buraya dokunmuyoruz. Stkip, burada yani derli mikro denetleyicinin belli bir kısımlarını boş bırakıyor. Buna da değinmemize gerek yok şu an. C, C++ compiler. Yani kodumuzu yazarken kullanacağımız dil C olacak. C işaretli olması gerekir. Yani size zaten bu ayarlar default'ta gelecektir. Aynı şekilde gelecektir. Yani ne olduğunu bilelim diye kısaca böyle üzerinden geçmek istiyorum. Optimizasyon. Mikro denetleyicinin hız depolama alanını en iyi şekilde getirecek ayarları yapan, gerekli kodları elimine eden bir sistem. Optimizasyonun high seviyede olmasının dezavantajları var. Bunlar debug yaparken bazı verilerin kısıtlanması, kod satırlarından bazılarını elimine etmesi. Mesela iç içe döngülerimiz var. Döngüler birbirinin kopyası gibi duruyor. Derleyici bu satırların bazılarını silebiliyor. Bu yüzden bunun geliştirme sürecinde low veya none olması lazım. Geliştirme işlemi bittikten sonra optimizasyonu yukarıya çekip sonra testler yapılması gerekir. Dediğim gibi bu bazı problemleri beraberinde getiriyor. Bunlar daha çok büyük projelerde uğraşırken kullanılan şeyler. Bunun low olması bizim yazacağımız ufak projelerde herhangi bir problem teşkil etmez. Bu yüzden low veya none almamız gerekiyor. Preprocessor. Burada kütüphanelerimizin yollarını girmemiz gerekiyor. Şu an derlemede yapıldığına göre herhangi bir sıkıntı yok. Farklı bir yerden farklı bir kütüphane eklersek, yani bu ekleyeceğimiz kütüphane standart Prepler Library Driver klasörünün altındaki inç dosyasının içerisinde olmazsa buraya yeni bir yol tanımlamamız gerekir. Ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Çünkü aynı kütüphaneyi farklı projelerde kullanabiliyoruz. Kullandığımız kütüphanenin bulunduğu dosyanın yerini değiştirdiğimiz zaman bu kütüphaneyi kullandığımız diğer projelerde de yeni adrese girmemiz gerekiyor. Zaten standart Prepler Library klasörünün içerisindeki dosyalar yazma korumalı dosyalardır. Bizim buraya ekleyeceğimiz kütüphane dosyalarının herhangi bir zararı olmayacaktır. Daha tertipli, düzenli bir yapı elde edeceğiz bununla birlikte. Bu yüzden bunu tavsiye etmiyorum. Burada da kullandığımız mikro denetleyici seçili. Extra options. Buralarda yapacağımız bir şey yok. Assembler'la da işimiz yok. Burada da debugger. Evet. ST-Link işaretli olduğunda debug işlemlerini ST-Link üzerinden gerçek olarak yapar. Fakat illaki bunu kullanacağız diye bir şey yoktur. Driver'dan simülatör seçeneğini seçtiğimizde mikro denetleyicimizi bağlamadan debug işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Main rutinini çalıştıracağız seçilmiş. Image Extra Option Plugins'te yapacağımız şu an herhangi bir şey yok. Bu ayarlarda tamam. OK diyerek güncelleyebiliriz. Güncelledikten sonra yeniden F7 tuşuna bastığımızda tekrar derleme yapacak. Ve tabii bunları silmedik. Burada hata verdi. Bunları silelim. Tekrar derleyelim. Herhangi bir problem yok. STM8S Evil'de siliyoruz. Bununla da herhangi bir işimiz yok. Bir daha derleme yapalım. Debug log penceresini kapatabiliriz. Build penceresinde sağ tıklayıp All dediğimiz zaman bize daha ayrıntılı bilgi vermektedir. Aynı şekilde burada yazdığımız kodun ebatlarıyla alakalı da bilgi vermekte. Yarın kod tamamlama özelliğine değinmek için bir tane kütüphane dahil edelim. Bu GPIO olsun. DS include çift tırnak içerisine
STM8S alt-gpio.h. Include derken H uzantılı dosyaları include ediyoruz. Derleyelim. Problem yok. Aynı zamanda ilgili kütüphaneye sağ tıklayıp Open dediğimiz zaman ilgili header dosyasını açar. Yine aynı şekilde header dosyasının içerisindeyken sağ tıklayıp Open header source file dediğimizde bizi C dosyasına yönlendirir. Yani kaynak adların olduğu sayfaya. Header'da genelde tanımlamalar, C dosyasında da işlemler yazılır. Buradan sonra kod tamamlama özelliği Ctrl Space tuşlarıdır. GPIO dinit fonksiyonunu kullanmak istersek GPIO yazdıktan sonra Ctrl Space tuşlarına basıyorum. Karşıma seçenekler çıkıyor. Alt-re dinit diyeceğim ve demeden geldi. Çift tırnak içerisinde kapatıyorum. Aynı zamanda kod tamamlamadan sonra burada bize fonksiyonun nasıl çalıştığına dair bilgi vermekte. GPIOX parametresi GPIO type defse tanımlanan bir değer. Biz buna GPIO A diyelim ve yeniden derleyelim. Kod tamamlama özelliği de bu şekilde. Sonrasında mikro denetleyiciye yazdığımız kodları derleyip yüklemek için şuraya bir kısa yol oluşturalım. Bunun için Toolbars Option'dan Add or Remove Buttons'tan özele geliyoruz. Buradan Project ve Dolant Active Application diyoruz. Bunu tutup şöyle şuraya bırakıyoruz. Kısa yolumuz eklenmiş oldu. Ekledikten sonra buna bir kısa yol tuşu atamak istersek Tools, Options, Keybindings'ten Project'e geliyoruz. Dolant'ta Active Application. Herhangi bir kısa yol atamak istersem Ctrl Z olsun. Bende zaten var görmeniz açısından. Burası işaretliyken kısa yol tuşuma girdim ve set diyorum. Buradan Remove All Shortcut seçeneğini seçtiğimde atadığım kısa yol ben yine eski haline alacağım. Ctrl Sol Windows tuşu set dedim. Bu işlem de bu kadar. Bunun haricinde söyleyeceğim bir şey kalmadı. Artık yavaş yavaş kod yazmaya başlayacağız. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.